Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Bugün yine Gezi Parkı protestoları gündemin birinci maddesi. Dün önemli gelişmeler vardı yine. Gezi Parkı'ndaki protestocuları temsil eden heyet Sayın Bülent Arınç'la görüştü. Talepler iletildi. Dün de akşam Miraç Kandili'ydi biliyorsunuz. Evet. İstanbul'da Taksim Meydanı'nda. Hakikaten güzelce tebliğ kutlanmış oldu aslında Kandil akşamı da, Kandil gecesi de dualar edildi, Kandil simitleri dağıtıldı. Nispeten sakin geçti. Birkaç kentte yine istenmeyen tatsızlıklar yaşandı ama umarım onlar da bir süre sonra sona erecektir. Bugün tabii akşam önemli, başbakan dönecek, gözler evet. Orada olacak, o ne söyleyecek, hangi açıklamaları yapacak, bu talepler sonrasında ne olacak, Cumhurbaşkanı'nın yine görüşmeleri devam ediyor, bugün Barolar Birliği Başkanı'yla görüşecek. Yani Gezi Parkı protestolarının o süreç, başlayan süreç devam ediyor. Tabii bunun piyasaya yansıması da sürüyor. Dün yine borsada sizin aslında daha önceden de öngördüğünüz gibi hareketler oldu. Bir çıktı, bir indi. Şimdi de 79.600'lerde, 700'lerde. Evet. Genel olarak bir isterseniz piyasa değerlendirmesi yaparak başlayalım her sabah yaptığımız gibi. Dün ne oldu? Nasıl bir yön çizdi piyasalar? Hem BIST 100 hem dolar hem altında neler gördük? Bugün neler bekliyoruz? Evet Barış, dün hani sabaha başlarken nispeten dış piyasaların etkisiyle biz açıldık. Dış piyasalarda olumsuz bir hava vardı ve bu olumsuz hava açılışta bizi etkiledi. Borsa yaklaşık olarak bir önceki kapanışı 80.750 idi ve 79.700'e kadar yani yaklaşık 1000 puan düşüşle açıldı. Bu düşüş sonrasında toparladı ve tekrar 80.500'e geldi ama dün gördüğümüz net bir şey var. Dün daha önceki görmüş olduğu zirveleri göremedi. Yani 80.500 seviyesi dün borsa için önemli bir direnç oldu. Bu direnci de burada görüyoruz. Nitekim o seviyeye kadar ikinci bir yükseliş denedi. Yine orayı geçemedi ve bir ara özellikle de ikinci seans başladıktan sonra bayağı bir aşağıdaki çubuklarda görüldüğü üzere bayağı bir satış geldi. Bu satış sonrasında 78.750'ye kadar geriledi ki o ilk açıldığı kısım ki şu an grafikte gördüğümüz yaklaşık 1000 puan bir düşüştü. Gün bazında bir önceki güne göre 2000 puana yakın bir gerileme yaptı ve o gerilemeden sonra bir miktar yatay gitti borsa. Fakat son şeye girerken, son bir saate girerken bayağı ciddi bir alım geldi. Bu alımın sebebi neydi ve gerçekten hani önemli bir haber mi geldi diye bakarsak o sırada Amerikan verileri açıklanmıştı. Amerika'dan gelen veriler ve dış piyasalarda bir olumlu hava olmuştu. Şu çıkışı çok sağlıklı değerlendiriyorum. Çünkü en azından içerideki faktörlerin artık borsa üzerinde daha az etkisi olmaya başladığını gördük. Yani çok daha az etkisi oluyor. Dış piyasalara daha duyarlı hale geldi. Bu yüzden bu çıkış önemliydi. Arkasından seans sonuna doğru bu yükselişin bir satışı geldi. Adeta hani bir miktar daha ben satmak istiyorum diyenlerin sattığı yerdi. Şimdi borsa açısından özellikle dün görülen 78.800 seviyesi bugün için borsada bir destek oluşturacak ve en güçlü direnç bölgesi de 81.200 seviyesi, hemen şu seviye. Dün dış piyasalarla da işte daha doğal ve daha olması gerektiği şekilde bir hareket gördüğümüz için bugün dış piyasaların etkisi borsa üzerinde bence daha etkili, daha fazla olacak. Fakat özellikle bugün yapılacak spekülasyonlar çok önemli. Yani spekülasyon derken Sayın Başbakan biliyorsun zannedersem saat 23 civarında herhalde Türkiye'ye inmiş olacak, havaalanına inmiş olacak.
Tabii indikten sonra büyük bir ihtimalle yine basının sorularıyla karşılaşacaktır. Orada Sayın Başbakan inmeden önce eğer şey yapılırsa, yani gelecek açıklamalara ilişkin beklenti oluşursa, bu beklentiye göre de piyasa hareket edebilir. Yani son iki gündür biraz daha dış piyasalara yakın hareket ediyoruz. Ama Sayın Başbakan'ın açıklamaları yeniden etki yaratabilir. Bu çok olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Yani olumlu olması tabii açıklamaların yatıştırıcı ve makul vatandaşların işte şu an ne bileyim yani Sayın Bülent Arınç'ınkine benzer açıklamalar olursa tabii ki piyasalar açısından da çok güçlü bir pozitif etki yaratır. Ne bileyim bu gece 23'te indikten sonra dediğim gibi sağduyuya davet eder, yatıştırıcı açıklamalar yaparsa o zaman zaten endeks 81.500'ün üzerine çıkar ve 82.000'e doğru gider. Hı hı. Ama 82.500'ün üzerinde ben şu an için hani yeni alım yapmanın riskli olduğunu düşünüyorum. Ve yukarı hareketlerde hep bir satışla karşılaştık. Yabancı takası da bu arada geriliyordu. Yani yabancı takasına baktığımızda şimdiki gelecek grafikte daha önce %66.40'a kadar yükselmiş olan yabancı takası bu süreç içerisinde sert düşüş kaydetti. Ve dün de geri çekildi. %65'e kadar yaklaşık 65'in hemen üzeri oraya kadar gerilemiş durumda yabancı takası. Yani borsada genel eğilim bu. Ama borsada şunu da hemen belirteyim. Dün ben web sitemde de bir grafik çizmiştim. Yani 5 dakikalık grafiklerin üzerine nasıl bir seans olur diye. Genel olarak benzer bir seans oldu. Yani bir aşağı bir yukarı hareketler oldu. Bugün de borsada şöyle bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Açılışta bir miktar yatay. Daha sonra dünkü satışların etkisiyle bir miktar daha aşağı hareket. Sonra yeniden yukarı hareket söz konusu olabilir. Ve 80.500 seviyesinde zorlanabilir. Burayı aştığı zaman özellikle 81.200-300 seviyesine kadar yükseliş görebiliriz. Burada güçlü bir direnç var. Bu direncin kırılması Sayın Başbakan'ın yapacağı açıklamalara da bağlı biraz. Yani bu direncin yukarı kırılıp tekrar yükselişin olabilmesi için gerçekten ertesi sabah çok iyi oldu, çok güzel bir açıklamaydı, çok rahatlatacak denilecek bir açıklama olması lazım. Arkasından eğer böyle bir beklenti oluşmazsa özellikle bu seviyelerden sonra yani 80.500'de 81.250 yani 750 puanlık seviyelerden sonra yeniden satış görebiliriz ki tehlikeli olabilecek şey şu olur. Hani 78.000 seviyesi eğer aşağı kırılırsa 78.500 seviyesi. Böyle bir durumda hızla tekrar 77.000'e kadar iner borsa. Hı hı. Şimdi burada yatırımcı tabii ki ben şunu söylüyorum. Yani bu tür büyük düşüş zamanlarında ki bu düşüş yaklaşık olarak şeyden başlayan yani 86.000'den 77.000'e kadar şu düşüş 9.000 puanlık bir düşüş ve bizim şu aralığımızda yani şuradaki şu aralıkta yaklaşık olarak hani 79.000'de 78.800'de 81.300 arası o da yaklaşık olarak 3.000 puanlık bir dalgalanma bandında dalgalanıyor. Daha önce de söylemiştim bu dalgalanma bandı gitgide daralacak ve bir üçgen oluşacak diye. Hı hı. Ve bir üçgen oluşuyor şu an. Bu üçgende belli bir sıkışma gerçekleşecek. Tabii aşağı kırarsa o zaman zaten 77.000'e kadar gideriz ki daha önceki dip seviye 75.000'di. Ben önümüzdeki süre içerisinde önce aslında yukarı hareket, sonra tekrar aşağı hareket ve sonra yani bunu belki bir aylık bir süre içerisinde dalgalanan ve genel olarak aşağı eğimli olmasını bekliyorum. Özellikle 82.500'e doğru bir hareket olduğunda yani bu seviyelere geldiğinde bu seviyelerde kademeli bir miktar nakde geçerek beklemeye geçmek anlamlı. Asla şu yapılmamalı. Yani şöyle bir şey beklemesin yatırımcı. Daha önce biliyorsun şu şekilde bak sağlıklı yükselişler var. Yani buradan olduğu gibi bayağı bir güçlü yükseliş var. Hani buradan da aynı şekilde böyle bir yükseliş olasılığı şu aşamada zayıf. Şu aşamada piyasa belli bir deprem yaşadı ve bu depremin arkasından
bir miktar durulma, dengelere, yeni dengeye ulaşma çabalarını biz görüyoruz. Bu anlamda da özellikle bu aralık, yani şu aralık gördüğünüz üzere sıkışmanın yaratılacağı bir aralık. Bugün tahmin ediyorum piyasa biraz daha sıkışık geçecek. Yani önceki iki gündeki büyük dalgalanmaya göre bugün biraz daha dalga boyutu azalacak. Fakat böyle zamanlar biraz şey zamanlar. Gelen bir haberin ve değişen beklentinin piyasaya anında yansıyacağı zamanlar. Yani beklenti nedir? Bu çok önemli. Bugün Sayın Başbakan indikten sonra nasıl açıklama yapacak beklentisi bugün piyasanın en azından %50-60 yönünü belirleyecektir. Tabii. Yani onu belirler. Bu arada tabii sadece borsa açısından bakmamak lazım. Yani borsanın yukarı gitmesi demek aynı zamanda faizlerin de aşağı gitmesi demek. Ve borsayı değerlendirdikten sonra isterseniz bir de şeye bakalım, tahvile bakalım. Tahvil bono piyasasında dün daha önce 6.78 seviyesini görmüştü, şu seviyeyi. Sonra düştü, altının altına geldi ve 5.90'ları ve dünkü kapanış itibariyle yaklaşık 6.33 seviyelerinden kapandı. Yani yeniden 6 seviyesi şu seviye, 6 seviyesinin üzerine çıktı. Özür diliyorum, şöyle çizmemiz gerekiyor. 6 seviyesinin üzerine çıktı. Eğer borsa o beklentiler olumluya gelirse tekrar biz faizlerde geri çekilme bekleriz. Böyle bir zamanda faizlerdeki yükseliş biliyorsun kamunun borçlama maliyetini ciddi biçimde arttırıyor. Eğer şeye bakacak olursak, hani dolara bakacak olursak, ki dolar hakkında hatırlarsan şunu söylüyorduk ısrarla. Hani aman ha, yani 1.90'da kırılacak, sonra çok yukarı gideceğiz ve şey olacak, hani 2 liralar görülecek. Şimdilik buna itibar edilmemesi gerektiğini özellikle belirtiyordum. Daha önce görülen 1.90 seviyesi var dolarda. Ve son dönemde ki bu 60 dakikalık grafikler, ki bunun tüm verilerini güncellediğimizde şu an 1.89'un üzerinde dolar. Bu, ama tabii ki dolardaki yükseliş, bu sabahki yükseliş tamamıyla dış piyasalarda doların dünya piyasalarında değer kazanmasından dolayı oluyor. Ve 1.90 seviyesi direnç olmaya devam ediyor. Eğer buradan itibaren yukarı yönlü 1.90'ı kırmaya kalkarsa yatırımcılarda bir panik havası oluşur. Reel sektörde de nereye gidiyoruz oluşur. Ben işte bu nokta itibariyle özellikle 1.90, 92, 95 civarına doğru bir hareket oluşsa dahi işte bu noktada Merkez Bankası'nın müdahalesinin gelmesini bekliyorum. Ve o geldiğinde de bir anda çok sert düşüşler yeniden gelebilir. Ama dolar için benim beklentim, yani dün ve önceki günlerde de söylediğim 1.87 seviyesi burası. 1.87 seviyesi destek olacak şimdilik. 1.90 seviyesi de direnç olacaktır. Yani dolarda şu seviye ile şu seviye arasında böyle bir dalgalanma, tekrar geri çekilme bekleyebiliriz. Ben dünya piyasalarında dolar ne yaptı onu da göstereyim. Ve günlük bazda bakalım. Özellikle yukarı yönlü hareket vardı dolarda ve bu yukarı yönlü hareketle 84'e geldi. DXY endeksi dediğimiz, yani dünyada dolara olan talebi gösteriyor ve ondan itibaren de düşmeye başladı. Bu euro dolar paritesi de bu arada çok sert bir yükseliş yaptı. Euro dolar paritesinin yükselmesi zaten DXY endeksini aşağı çekiyor. Dolar dünya piyasalarında düşünce altında yükseliyor. Benzer şekilde altında bir miktar yukarı gitti zaten dolarda düşüş olunca. Şu an bu sabah itibariyle en azından bizim piyasalarımızda doların, dolar TL kurunun görüyorsun bir miktar yüksekten açılmış durumda. 5 dakikalık grafiklerde hani gece yarısından bu yana ne olduğuna bakarsak dün 1.88-80 civarında kapanmıştı. Bu şu an 1.89-50 civarında bulunuyor ve 1.90'a oldukça yakın. Tahmin ediyorum bugün en azından döviz piyasasında yabancıların biraz daha alımı var. Bugün itibariyle yani yabancılar eğer bir miktar daha mal çıkmak istiyorlarsa dövize talep yaratıyor olabilirler. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın da az önce söylediğim gibi unutulmaması gerekir. Yani özellikle belli bir noktadan sonra Merkez Bankası müdahale eder. Biraz sonra euro dolar paritesine ve altına da bakacağım. Bu arada şeyi soracağım hocam. Şimdi tabii bizde durum böyle. Dışarıya baktığımızda dışarıdaki piyasalarda neredeyse tamamı ekside. Evet, evet. Burada tabii FED önemli. FED'e bakıyor herkes. FED'in politikaları ve tahvil alımını azaltması, evet, meselesi, o beklenti. Piyasalara para girişini
azaltır mı, azaltıyor mu ve bu olumsuz durumun tablonun sebebi aslında Fed mi? Evet, azaltıyor Barış. Yani son özellikle iki haftadır, en son Bernanke konuştuğunda Eylül için şey demişti. Yani tahvil alım programını azaltma sinyalini vermişti. O bir stres yaratmıştı. Ama dün mesela Fisher'den gelen açıklama var, Fed üyelerinden. Görünen o ki artık hani tahvil alımının artık zarar vermeye de başladı ekonomideki canlanmaya. Onun nasıl hani para veriyorsunuz, parayı çekmek ekonomiyi nasıl canlandırır gibi bir mantık ortaya çıkıyor ama insanlar şunun için de harcamıyor zaten. Faizler çok düşük, krediler çok düşük. Ama bir miktar faizlerin yükseleceğini öngörürler, bir miktar kredili faizlerin yükseleceğini öngörürlerse faizler yükseliyor, ben şimdi kredi alayım diyebilirler. Yani terse bir davranış ortaya çıkabilir. Gelişmekte olan piyasalardan, sadece bizden değil, gelişmekte olan piyasalardan da şey çıkışı var. Yani para çıkışı var. Yani şu an artık piyasalar yılın ikinci yarısında Fed'in tahvil alım programını azaltması durumunda basılan dolarların azalması ihtimaline karşı daha temkinliler. Yani bugüne kadar özellikle 2012'nin ortalarından itibaren, yani 2012'nin Haziran ayından itibaren yurt dışının gelişmekte olan piyasalara ciddi bir para akımı olmuştu ve bize de çok fazla para geldiği için dolar bayağı bir aşağı yönde baskı yaratmıştı. 1.75'lere kadar gerilemişti ve Merkez Bankası da bundan rahatsızdı. Bu yüzden de faizleri hızlı bir şekilde düşürüyordu. Tahmin ediyorum bu trend bir miktar terse dönüyor. Yani şu an gelişmekte olan ülkeleri de para azaldığı için hani sadece bizdeki olaylar vesaire var ama orada kaynamamalı bu etki. Bu önümüzdeki 2-3 ayı biraz daha karamsar kılıyor piyasalarımız açısından. Yani şeyi görmemiz lazım. Tahvil alım programı azaltıldıktan sonra yeniden bir para girişi olabilir. Şöyle ki olabilir. Zaten bu beklenti satılıyor şu an gelişmekte olan piyasalarda. Ve gelişmekte olan ülkeler endeksine baktığımızda da zaten MSCI o da değer kaybediyor. Bu açıdan bakıldığında önümüzdeki 1-2 aylık 3 aylık süre içerisinde hem dış faktörler hem de şimdi içerideki siyaset gerginliği vesaire bu piyasalar açısından bir miktar şey yapacak, rahatsız edecek yani. Bu nedenle de borsadaki yatırımcı açısından şunu ben özellikle vurgulamak istiyorum. Yukarı yönlü sert çıkışlarda alım yerine bir miktar daha satış düşürmek lazım. Aşağı sert düşüşlerde alım düşürmek lazım. Çünkü kanal hareketi böyledir. Aşağı yönde sert bir düşüş gelir, eyvah dersiniz. Gidiyor her şey tekrar dediğiniz yerden geri dönüşler gerçekleşir. Özellikle bu hareketleri yatırımcı, normal sıradan yatırımcının yapması oldukça zordur zaten. Ama duygularıyla hareket etmemesi gerekiyor insanların. Peki hocam, bir reklam aramız var. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Hocam sorular, yorumlar da geliyor. Hemen onlarla devam edelim. Turgut Bey diyor ki son bir aylık süreçte Brezilya Merkez Bankası iki kez faiz arttırdı. 0.25 ve peşinden 0.50 puan yetmedi. Gitti yabancıya uyguladığı vergi %6'dan 0'a indirdi. Bu süreçte biz faiz indirdik. Brezilya ekonomisi yatırım yapılabilir nota sahip ve 8. büyük ekonomi. Bir yıla kadar Brezilya borsası bizim 10 bin puan üstümüzdeyken biz şu an 30 bin puana yakın Brezilya'nın üzerindeyiz. Önümüzdeki süreç para musluklarının kısılacağı ve paranın daha seçici olacağı bir döneme gireceğimize göre, ki biz de az önce konuştuk, bu tutum farklılığı bizim için risk değil midir? Hükümet sadece siyasi alanda değil ekonomik alanda da radikal adımlar atmakta demiş. Ne dersiniz? Şimdi evet, şu an dediği doğru. Yani Türkiye'nin, hani Türkiye'ye gelecek kaynak bir miktar azaldı. Bu sadece içerideki sebeplerden değil, dış konjonktür nedeniyle. Yani dışarıda az önce bunu ayrıntılı bir şekilde anlattık. Bu arada tabii biz yeniden faiz arttırmalı mıyız noktasında Barış, ben onun yapılabileceğini düşünmüyorum. Yani şu an zaten bir gerginlik var ve insanlar acaba dedi. Bu tüketimi etkiler. Yani ister istemez etkiler. Bugünkü yazımda bir haber de vardı hocam, size katkı bağlamında araya girdim. Özür dilerim. Estağfurullah. %30 bu
işte alışveriş merkezlerindeki sinemalar, oradaki bu restoranlar son bir haftadır ciroları %30 düşmüş. Evet ve ben çok ilginçtir. Bizim hani Göktürk'te hep alışveriş yaptığım bir manav var. İki gündür alışveriş yok abi diyor. Elimizde şeyler, sebze meyveler çürümeye başladı diyor. Bu etkiler ama ben bugünkü yazımda özellikle onu vurguladım. Hani 7 şiddetinde bir deprem eğer 15 saniye sürerse bir yıkıntı olmayabilir. Ama 45 saniye sürerse çok büyük devasa etki yaratabilir. Bu anlamda piyasadaki volatilite, dalgalanma yani doların 1.90'a gitmesi, geri bir 85'e düşmesi vesaire, faizlerin işte bir anda 6.80'e gelmesi, 7'ye yaklaşması, sonra tekrar 6'nın altına düşmesi, bunların hepsi çok ciddi dalga demektir. Yani bu dalgalı denize atlamak gibi bir şey. Böyle bir durumda sen hani fırtına var, dalgalı denize atlar mısın? Atlamazsın, kenara çekilirsin. Tüketicinin yaptığı da budur. Üreticinin de yaptığı budur. Yani üretici de normal standart üretimini yaparken bir dakika dur der. Yeni sipariş vermeyeyim der. Bir anda siparişler kesilmeye başlar. Yani tüketici frene basar, üretici frene basar ve bir anda ekonomi yeniden durmaya başlar. Ama şu son yaşadığımız hani bir haftalık bir olay sonunda ekonomide ciddi bir fren yaptıracağını düşünmüyorum. Ama bu olaylar eğer iki hafta, üç hafta devam eder ve piyasalardaki dalga boyları hala bu seviyelerde kalırsa o zaman 15 saniyelik depremle 45 saniyelik deprem etkisi gibi olur. O zaman etki devasa çok şey olabilir. Şimdi bir yandan tüketim böyle bir anda frene basacaksa ben tabii ki Türkiye'de faiz artırımı beklemem. Ve yapılabileceğini de düşünmüyorum zaten. Ya zaten şu ana kadar faiz indirimlerini Merkez Bankası 2012 yılında Sayın Babacan muazzam doğru dürüst bir politika izlediler. Yani evet büyüme 2.2'ye düştü ama eğer o politika izlenmeseydi gerçekten şu an çok daha kötü olurdu. Ne olurdu biliyor musun? O zaman biz cari açığı 50 milyara düşüremezdik. Eğer geçen sene biz %4-5 büyümüş olsaydık şu an sizin cari açığınız 80 milyar dolara vurmuştu. Ve bu o 80 milyar dolar şu an yabancı yatırımcı için ne not artışı gelirdi, ne not artışı gelirdi, ne de bu kadar yabancı yatırımcı gelirdi. Zaten not artışı gelecek diye geldiler. Herkes gerçekten teşekkür etmeli. Yani Sayın Babacan'a o anlamda o politikalar. Fakat 2013'e girdiğimiz anda renk değişti. Yani bir anda o politikalar radikal biçimde değişti. Evet. Normal şartlar altında enflasyonu ön planda tutan ve cari açığı ön planda tutan politika bir anda büyümeye yöneldi. Ve o büyümeye dönüş aşamasında ben zaten birçok programda bunu söyledim. Daha çok politik kararlar olduğunu düşünüyorum. Yani ciddi tam yani o kadar hızlı faiz indirmenin de çok fazla anlamı yoktu. Genel olarak ekonomide. Şimdi ise hani tüketim durursa yani faizi düşün ki 5'e kadar indirmiş olsaydın 5.5'a tüketimin yavaşladığını göre biraz daha indirebilirdin. Hı hı. Ama şu an artık 4'e gelmişsin. Yani 4'ün de altına yani alt bant 3.5. Üst bant 6.5. Faizi indirmek çok kolaydır ama yükseltmek acayip zor bir iştir. Ve gerçekten de bu anlamda yani dışarıdan kaynak kesilir gelmemek isterse ki enflasyon da yükseliyor şu an. Yani enflasyon son işte Mayıs ayı fena gelmedi ama geçen seneki -0.21'di. Bu seneki 0.15 geldi TÜFE'de. 0.15 enflasyona katkı yaptı. Evet. Şimdi Haziran ayı nasıl gelecek bilmiyorum. Kurlar çok yukarı gittiği için akaryakıt fiyatlarında ciddi anlamda düzeltmeler olacak. Ve bu dalga dalga ulaştırma fiyatları vesaire etkiler. Yani enflasyon bir yandan hem düşük büyüme bir yandan da enflasyonun tutturulmamasını biz bu sene yaşayabiliriz. Hı hı. Erkan Bey de diyor ki hocam geçmiş analizlerde yatırım yapılabilir notu alan bütün ülkelerin bir daha çıktıkları zirve seviyesine yaklaşamadıkları görülüyor. Herhalde Türkiye için de aynı hikaye işleyecek. Şu an görünen o evet. Yani şu an yatırım yapılabilir notu aldıktan sonra zaten biz hani yatırım yapılabilir notunu aldığımızda Barış hatırlıyor musun o programı? Evet. YouTube'da da var zaten o. Hani Merkez Bankası'ndan bir araştırmacının yapmış olduğu raporun bir özetini vermiştim o programda. Orada zaten çok netti. Yani borsada yatırım yapılabilir ülke notu alındıktan sonra genel olarak izleyen 3 ay 6 ayda genel olarak bir değişim aşağı dönüş vardı. Zaten biz de borsanın aşağı yönlü bir trende artık girdiğini bu olaylardan önce. Dolayısıyla yatırımcının uzak durması gerektiğini. Ta 90 binden beri ben
Bunu söylüyorum. Yani ama ben tabii ki bu olayların böyle olup da bir anda 77 bine düşmemizi tahmin ediyorum. Ben sadece 82 bine geliriz. Oradan itibaren bir tepki yaparız. 87'ye 88'e kadar. Sonra yeniden bir miktar aşağı gideriz şeklinde düşünüyordum. Çok sert oldu. Şimdi bu sertlik sonucunda yeni dengeler oluşuyor. Hocam euro dolar paritesi soruluyor. Aynı zamanda yine euro Japon yeni, dolar Japon yeni kısa vade teknik analiz. Evet, euro dolar paritesinde son zamanlarda özellikle biz tabii bizim kendi iç şeyimizden dolayı bu gelişmelerden dolayı hiç dışarıya bakmadık ama Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı olacak. Orada faiz indirimi olabilir mi, olamaz mı tartışmaları var. Kimse beklemiyor. Euro dolar paritesinde daha önce görülen seviye 1.32 seviyesiydi. Yani 1.32'nin hemen biraz üzeriydi. Ve en düşük seviyede 1.28 civarıydı. Şimdi bu seviyelerde euro dolar paritesi duruyordu. Hatırlar mısın? 1-2 hafta önce özellikle bu seviyelerden artık euro dolar paritesinde long pozisyon açılabilir. Çünkü belli bir dip oluşmuş, ikinci bir dip oluşmuş mesajını vermiştik. Bunun için de 1.30 civarını, yani 1.30-1.30-50 civarını hedef olarak vermiştim. Çünkü şu seviyede destek vardı ve orası bir direnç oluşturabilirdi. Şimdi bu direncin de üzerine gitti. Euro dolar paritesinde tahmin ediyorum bu aşamadan sonra özellikle şu seviyeler, hani direncin üzerine çıkıldığı için, önemli bir direncin üzerine çıkıldığı için long pozisyon açılabilecek seviyeler ve 1.30-50 seviyesinde bir destek var. Şu an euro dolar paritesi 1.31-10 civarında. 31.10 ve 30.50, 60 pip aşağıda bir stop koyması gerekecek yatırımcının. Yani 60-65 pip aşağıda bir stop koyması gerekecek. Ama benim tahminim şu, buradan hemen alıp başını gitmeyecek euro dolar paritesi. Bir miktar geri çekilme yapacak. Eğer 1.30'a gelirse, 1.30-50 arasına gelirse o bölgede long pozisyon açılabilir ve onun eğer o pozisyon açılırsa, yani 1.30'da 1.30-50 arasında long pozisyon açılırsa 1.29-95'te de stop yaparsınız. Dolayısıyla çok az bir zarara karşılık iyi bir getiri elde edilebilir kısa vadede. Ama dediğim gibi stop koymadan hiç kimse hiçbir şekilde alım veya satım, short ya da long pozisyon açmamalı. Hocam Japon yeniyle paritede soruluyor. Euro Japon yeni, dolar Japon orada yeni. Orada biliyorsun aşağı yönlü bir hareket bekliyorduk. Özellikle şeyde dolar Japon yeninde. Yani doların değer kaybetmesi ve Japon yeninin değer kazanmasıydı. Bu Euro Japon yeni grafiği. Özellikle şu hareket çok güçlü işlem hacimleriyle olmuştu. Şu hareket ve şu iki hareket. Bundan sonra dolar euro Japon yeni gerilemeye başladı ve şimdilik bir destek oluşturmaya çalışıyor. Tahmin ediyorum euro Japon yeni bir miktar yukarı hareket yapacak. 130-131'e doğru ve sonra tekrar 29.70'in altına gelebilir ama 29.70 kısa vadeli bir destek olacak benim tahminim. 29.50-29.70 civarında kısa vadeli bir destek olacak. Oradan belki long pozisyon açılabilir. 29.50 stop yapılmak üzere ama 130.50 civarı da satış için iyi bir fırsattır. Kar realizasyonu için iyi bir fırsattır. Bu euro Japon yeniydi. Dolar Japon yeninde de şimdi grafiği açıyorum. Daha hareket sert oluyor euro doların değer kazanmasından dolayı. Ve şu seviye aşağı kırıldı. Yani daha önce direnç olan şu seviye aşağı kırıldı. Bakın burada direnç, burası bir destek olması gerekiyordu. Bu aşağı kırıldı. Bu aşağı kırıldıktan sonra şu an bu seviyelerde bir tutunma yapıyor. Tahmin ediyorum 100'e doğru tekrar hareketlenecek ama 100'ün üzerine gitmekte zorlanacaktır. Bir süre daha aşağı hareketle tam şu seviyelere kadar, yani 97 seviyelerine kadar geri çekilmenin olmasını beklerim ama buradan bir tepki beklemeli. Çünkü bayağı süredir düşüyor dolar. Bir miktar dolar değer kazanabilir. 100'ün üzerine geldiğinde orada bir miktar short pozisyon açılabilir. 100.50 de stop olabilir. Şimdi hocam Ahmet Uzunoğlu da bu gelişmelerle ilgili bir yorum yapmış. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejisi gündem yaratmak ve kendisi yokken ortalıkta ne yapılacak diye teste tabi tutması. Bugün gelince ben halkımın isteklerine karşı gelemem. Halkım ne istiyorsa onu yaparım. Sürçülisan ettiysek affola diyecektir ve yine eski günlere dönülecektir. Aksi takdirde bu bir siyasi intihar olacaktır diye bir yorumda bulunmuş. Evet. Ben diyorum ki yani umarım öyle söyler. Hani şu yazdığınız gibi şeyleri söyler de şu gerginlik bir an önce biter ama tabii siyasi kısmını bilemem. Ben bugün web sitemde bir tane fıkra verdim. Onu anlatayım mı? Temel şimdi oğluyla beraber, Dursun'la beraber böyle yoldan gidiyor. Bir bakıyor ezan okunuyor. Ya diyor oğlum diyor. Hep beynamazlık ettim. Ben biraz pişman oldum. Gidip
namaz kılacağım diyor. E baba sen namaz kılmayı bilmezsin ki diyor. Canım diyor, herkes ne yapıyorsa ben de onu yaparım, Allah kabul eder diyor. Sen burada bekle diyor oğluna. Fakat tesadüf teravih namazına girmiş. Teravih namazında da yani 20 rekat sürer, 13 rekatta şey vardır, yatsı namazı vardır. Bir de hoca biraz yavaş yapıyorsa bu işi, evet. Yandın. 33 rekat, tamam mı? İlk 4 rekatı kendin sünnet olarak kırarsın, sonra işte teraviye geçilir. Şimdi bakmış Temel, herkes yapıyor, başlamış. Tam böyle bakmış, adam sağına bakıyor, soluna bakıyor, Temel de sağına soluna. Adam hani bir tebessüm etmiş. Bakınca, göz göze gelince. Sonra kalkmış adam, gene aynı şeyi yapıyor. Temel de aynı şeyi yapıyor. Hani sürekli kolaçan ediyor. Ve tam o bakarken o da bakıyor. Göz göze geliyorlar gene. Ve adam kalkıyor, tekrar Allahu Ekber diyor falan. Hoca işte Allahu Ekber, herkes Allahu Ekber diyor. Sağa sola bakıyor. 12. rekat bittikten sonra çok sinirleniyor burada Temel. Ya bana bakıyor. Ondan sonra kalkıyor gene diyor. Dışarı çıkıyor, Dursun'a diyor ki oğlum diyor, sen burada artık bekleme. Sabaha kadar buradayım. İş inada bindi diyor. İş inada bindi, o yüzden sabaha kadar buradayım diyor. Şimdi evet. Algılamalar çok önemli. Ve şu sıralarda da algılamalar inanılmaz değişmiş durumda. Çünkü sağlıklı düşünme yeteneği bu tip toplumsal durumlarda gerçekten şey yapabilir. Ve burada hakikaten en büyük görev Sayın Başbakan'a düşüyor. Hı hı. Ve en büyük yatıştırıcı da Sayın Başbakan olabilir. Hocam gong çaldı. Süremiz de azalıyor. Altına bakacağız, daha faize bakacağız. İsterseniz bir de gong çalmışken nasıl başladık? Evet. Onu görelim. Borsada nasıl başladık? İstersen hemen ona bir bakalım. Ve borsanın grafiğini getirelim. Ve bir miktar hafifçe düşüşle açıldı. Ben yatay bir açılış bekliyordum. Dış piyasalar şu an olumsuz, onu söyleyelim. 79.600 seviyesinden, 636 seviyesinden kapanmıştı. Şu anki açılışta 79.333 seviyesinde, 79.000'i gördü. Dün görmüş olduğu 78.000 seviyesi, dikkat edersen burada destekti. Şu an tahmin ediyorum ben, borsada bir miktar aşağı yönlü hareket devam edecek. Bu dövizde de yukarı yönlü bir hareket var. Biraz stres var şu an piyasada. Ve bu stres eğer 78.800 aşağı geçilirse bir 77.000'e kadar yeniden ineriz. Ama o seviyelerden yeniden ben alım geleceğini düşünüyorum. Fakat eğer her izleyicimiz, her vatandaşımız ayız önce Sayın Ahmet Uzunoğlu'nun dediği gibi düşünüyorsa, piyasanın o zaman tekrar yukarı dönmesi lazım. Piyasanın görüşü buysa. Hı hı. Altına da bakacak olursak, altında az önce söylediğim gibi dünya piyasalarında geçen Rubini'nin bir açıklaması vardı. Altın 1000 doları görecek şeklinde. Evet. Ve şu an altın, sana hatırlarsan daha önceki yorumlarımızda şunu söylüyorum. Altının bu bölgeden çıkması lazım. Yani altın 1-2 hafta daha en fazla gidebilir bu bölgede. Bu bölgeden kurtulması lazım. Bu bölgeden nasıl kurtulur? Ya yukarı kırar 1420'yi, oradan kurtulur. Ya da gelir 1350'yi aşağı kırar. Eğer 1350 aşağı kırılacak olursa Barış, yani 1320 diyeyim ben oraya. 1320 aşağı kırılacak olursa altında çok sert gene aşağı hareketler görebiliriz. O yüzden yatırımcılar gerçekten yukarı yönlü hareketlerde portföyünün tamamı altında olanlar biraz rahatlatmalı o portföyü. Bir miktar, yani zaten hiçbir yatırım aracını %100 portföye almamak lazım. Yani paramın hepsini altına yatırdım, hepsini dolara yatırdım, hepsini borsaya yatırdım. Hepsi yanlış kararlar. Hocam peki benim elimde şimdi altın var. Evet. Ne yapacağım ben? Değiştireyim mi? Portföyünün yüzde kaçı o? Hepsi. Zaten o yanlış bir karar. O zaman benim zamanında almışım, yastık altına atmışım, yani hani öyle bir portföy yapmamışım da. Ama hani zaman ne yapayım o altınları ben, ihtiyacım şimdi var mı şu an? Bir şey satın alacak mısın? Yok, şimdi merak ediyorum sadece, daha düşecek mi? Yok altın da hani ben. Yok, anlıyorum anlıyorum anlıyorum. Yani ben de normalde yatırımcı bunu söylediği zaman ne tip sorularla cevap veriyorum. Evet, yani onu ne yapayım ben şimdi? Ben koydum yastığın altında duruyor 2 kilo altın mesela. Barış. Evet. Ben şöyle yapardım. Yani 1420-25'e geldiğinde bir miktarını satardım. Yukarı gittiğinde bir miktarını daha satardım. Ve özellikle 1480-90'a gelirse orada bayağı bir %60'ını satar ve beklemeye geçerdim. Çünkü bu tahvil alım programının azaltılacak olması vesaire beklentileri devam ediyor. Bir de şunu söyleyeyim. Bir hafta daha izleyeceğiz altını. Eğer bir hafta daha buralarda kalırsa altın, hı-hı, ve gidemiyorsa yukarı,
o zaman ben aşağı yönde sert hareketler olabileceğini söyleyebilirim. Bu arada Serhat Bey de tahvilde 7.02 gördü diye hatırlatmış. Onu da söyleyelim. Bir dakika ona bakalım. Çok hızlıca yani bitiriyoruz hocam, çok hızlıca. Ha, şu an 7.02 evet, şu an evet, söylüyor. Tamam. Şu an itibariyle 7.02 görülmüş durumda. Evet. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Süremizi doldurduk. Yarın sabah yine beraber olacağız. Şunu söyleyeyim Barış. Şu an benim tahminimin biraz üzerinde daha fazla stres var piyasada. Gözüken hem o. Dolar hem tahvili iyi ki izleyicimiz söyledi. Tahvilde evet. Hiç beklemediğim bir yer burası. Peki hocam teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de katkılarının ötürü teşekkür ediyoruz. Paranın ortasını noktalıyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.